Hem stüdyomuzda bulunan konuklarımıza hem de siz sevgili seyircilerimize bir yeni yıl sürprizimiz var. Şu anda stüdyomuzda ünlü konuğumuz Ahmet Kaya ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi isterseniz bu kayıp meselesinden biraz konuşalım. Bu eski tarihlerde bir kaybolma olayı varmış. Onu biraz anlatalım mı? Aslında kaybolma olayı değil de ben küçükken periyodik olarak zaten kaybolurdum ortadan. Örneğin bir sefer bağlama istemiştim. Bir tahtanın üzerine tel yapıp onu kübeste çalıyordum. Tabii bağlama istiyordum. Babamın o zaman ekonomik durumu buna müsait değildi, bağlama almaya tabii. Bağlama almadığı için küsüp köye kaçmıştım. Bir sefer işte sinemaya gitmiştim bir akşam vakti. Eve geç döndüğüm için hiç unutmuyorum, Sangam filmi oynuyordu. Malatya'da bir yazlık bir bahçede. Ondan sonra fakat filmin çok uzun olduğunu ben düşünemedim. Film yani bitmez, sonu gelmez bir filmdi. Aşağı yukarı 4 saat falan sürdü. Tabii ben de filmin şeyine kaptırdığım için kendimi eve geç geldim. Ve geldiğimde başıma büyük felaketlerin geleceğini bildiğim için en iyisi eve gitmeden başka bir yere gideyim dedim. O gidiş o gidiş. Uzun zaman haber alamamışlardı benden. Fakat çok çabuk zamanlarda ortaya çıkıyordum. Yani 20 günde 25 günde bir kayboluyordum aslında. Ne kadar sürdü bu kaçma olayları? Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Peki şimdi kimden kaçıyorsunuz? Şimdi bazen işte içinde bulunduğum durumdan, koşullardan, zaman zaman kendimden. Kaçmaya çalıştığım zamanlar, kaçtığım zamanlar oluyor. Ben hemen konuklarıma dönmek istiyorum. Sormak istediğiniz sorular var mı Ahmet Kaya'ya? Sanatçı olmasaydın neyi seçerdin? Ne mersin? Vallahi benden sanatçı olmasaydın benden başka hiçbir şey olmaz sanatçı. Ancak sanatçı olurdum. Sağ ol kızım, sağ ol. Ben de bir şey soracağım. Supi şarkısındaki kaçan çocuk, yani bir hikayesi var mı o şarkının? Var tabii ki, tabii ki var. Yaşanmış bir öykü aslında. Fakat bunu yakında ben, bunun yazarı sevgili Yusuf Hayloğlu'yla birlikte bir dizi film halinde yapacağımız için şu anda anlatmam çok uzun sürer ama var yani. Ahmet Bey benim oğluma çok benzediği için çok seviyoruz onu, hayranıyız. Torunlarım bile ay Ahmet amca çıktı diye koşuyorlar. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İşte onlar beni anlayabiliyorlar. Evet. Zaten bu ülkede size şeyi söyleyeyim, kaçmadan, göçmeden bir yerlere varmak mümkün değil. Zaten denenmiş insan tipi de bu bence, biliyor musunuz? Evet. Kaçacaksınız, göçeceksiniz ama dünyanın en güzel şeyi bence gene de insanın kendi ailesiyle birlikte yaşaması. En olumsuz koşullarda bile, en kötü koşullarda bile insanın kardeşleriyle, annesiyle, babasıyla onlarla birlikte yaşaması, onlarla birlikte hayata karşı direnmesi çok daha güzel, çok daha onurlu bence. Ahmet abi, daha önceden şarkıcı olmadan önce ne iş yapıyordunuz? Kaçıyordum işte. Tamam mı? Kaçmaktan vazgeçti abi. Baktım ki kaçarak göçerek olmuyor bu iş. Oturdum, düşündüm, taşındım. Dedim sarılayım aileme, anneme, kardeşlerime, akrabalarıma, dostlarıma, arkadaşlarıma. Onlarla birlikte yaşayayım. Onlarla birlikte güzel bir adam olayım. Güzel insanlarla güzel ilişkiler kurayım dedim. Ve bugün Ahmet Kıyoğlu'm, sen de bir gün aslanlar gibi bayram olursun, sakın kaçma. Sıra müziğe geldi. Hangi güzel beste geliyor şimdi? Şimdi size şunu söyleyeyim ben. Benim kasetim önümüzdeki Haziran ayında çıkacak. İlk defa 3 gün önce yaptığım bir şarkıyı size söyleyeyim mi? Müziksiz böyle, şu şekilde söyleyeceğim. Peki. Ne dağlar yıkılır, ne de duvarlar. Yaş döker ağlarım, yetiş neredesin? Yandım ateşine, kül oldum yağına. Allah Allah, yaş döker ağlarım, yetiş neredesin? Canım neredesin sen? Gülüm neredesin sen? Bekle ben öleyim ki o zaman gelesen. Canım neredesin sen? Gülüm neredesin sen? Bekle ben öleyim ki o zaman gelesen. Thank you.
Bizim programımıza şu anda 4000 dolaylarında kayıp başvurusu var. Türkiye'de bu olay bir yara halini almaya başladı. Sizin bu konuda hem kayıplara hem de kayıp yakınlarına söyleyeceğiniz mesaj nedir? Ben şunu söylemek istiyorum. Uzaktaki insanlara en başta şunu düşünmeleri gerekiyor ki, yani kaçmak, göçmek, bir yerlere gitmek kendi meselelerini çözümlemeyecektir. Bir sonuca varamayacaklardır. Ama her şeye ve her şeye rağmen dönüp aileleriyle, kardeşleriyle, anneleriyle, babalarıyla birlikte yaşamalarını istiyorum. Ve dünyanın en güzel şeyi, en onurlu şeyi tek başına meseleyi çözmek değil, en azından insanın ailesiyle, annesiyle, kardeşleriyle, diğer akrabalarıyla birleşip bir birlik oluşturup meselelerin üzerine gitmektir. Kaçmak çözüm değildir. Herkes evine dönmek zorunda. Evet, size teşekkür ediyoruz ama konuklarımızla birlikte bir şarkı daha sizden istemeden bırakmıyoruz. Yeni yılın bu ilk gününde bütün seyircilerimize hangi şarkınızı söyleyeceksiniz? O zaman konuya ilişkin bir şarkı söyleyelim. Kaçak ve Anne şarkısı. Uçtum ateş üstüne, dağlansın diye sızın. Uçtum ateş üstüne, dağlansın diye sızın. Sorma halim ne olur, yoruldum anlamsızım. Sorma halim ne olur, yoruldum anlamsızım. Yağmur doldu içime, açım sigarasızım. Yağmur doldu içime, açım sigarasızım. Uyuyor musun anne, ben geldim vefasızım. Uyuyor musun anne, ben geldim vefasızım. Her şarkım, her yazım, vuruştum türkülerine, kanla beslendi sazım. Suç oldu suç üstüne, her şarkım, her yazım, vuruştum türkülerine, kanla beslendi sazım. Rüzgarın önünde kaçağım kuralsızım. Bir rüzgarın önünde kaçağım kuralsızım. Duyuyor musun anne, yalnızım, çok yalnızım. Duyuyor musun anne, yalnızım, çok yalnızım. Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın. Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın. Sabah olmasa gece, kaçmasam dermansızım. Sabah olmasa gece, kaçmasam dermansızım. Sür beni gül yüzüne, ki sende kalsın sızım. Ağlıyor musun anne, gidiyor hayırsızım. Sür beni gül yüzüne,
ki sende kalsın sızım. Ağlıyor musun anne, gidiyor hayırsızım. Gününde bizi kırmayıp stüdyomuza geldikleri için kayıp ailelerine çok teşekkür ederim. Dilerim bundan sonra bir daha böyle ayrılıklar yaşamazsınız. Biz kayıp aranıyor olarak üzerimize düşeni 95 yılında da yerine getirmeye çalışacağız. Tüm kayıp yakınlarının bir an önce kayıplarına kavuşmalarını diliyorum. Bu yılın ilk programının sonuna geldik. Bizi arayın. İşte adresimiz Ulusal Radyo Televizyon Kodaman Caddesi No. 108 80220 Nişantaşı İstanbul. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Aman bir yere kaybolmayın.